İyi günler sevgili izleyiciler. Bugün sizlerle biraz medyamız üzerine konuşmak istiyorum. Aslında medya çok sık konuştuğumuz, çok sık dile getirdiğimiz bir olay. Ama bugün daha özel bir tarafından söz etmek istiyorum. Ve gerçekten Türkiye'ye, yüreği Türkiye sevgisiyle dolu olan, demokrasiden, hukuktan, insan haklarından, özgürlüklerden yana olan, bugünkü iktidarın ortaçağ karanlığına götürmek istediği Türkiye'yi tekrar medeniyet kulvarına çekmek isteyen herkese de bir çağrım olacak, bir boykot çağrım olacak. Çünkü eğer biz bunu başaramazsak, bunu yapamazsak gerçekten süreç daha uzayacak. Halbuki artık daha anlamlı, daha güçlü, toplumda da ses getirecek, ayrıca sonuç alacak bir takım eylemlere de ihtiyacımız var. Çünkü Türkiye'de maalesef eylem denince akla hep sokağa çıkmak, işte ele sopayı almak, taşları almak, molotofları almak, sağa sola saldırmak gibi bir düşünce geliyor. Neden? Çünkü bu iktidar yapılan her türlü protesto gösterisini, kendine yönelik her türlü eleştiriyi terör eylemleri içine sokmayı, bunu bir terör gibi göstermeyi, bir vandallık gibi göstermeyi başardı. Ha, nasıl başardı? İşte 15 yıl boyunca uğraştı, didindi, medyanın neredeyse tamamına yakınını ele geçirdi. Fiilen satın alarak ele geçirdi hatta. Kimini hileyle, hurdayla, işte el koyarak, zorlayarak, tehditle, şantajla ele geçirdi. Bir kısmını da fiilen parasını verip kimin elindeyse aldı. Şu anda bütün medya, %95 oranında medya iktidarın ve onun tetikçilerinin elinde. Tabii durum böyle olduğu zaman en aklı başında insanlar bile etkileniyorlar. Şimdi lafa gelince şöyle bir şey var. Efendim, medyanın bir etkisi yok. Eğer medyanın etkisi olsaydı Tayyip Erdoğan hiç iktidara gelemezdi. Çünkü işte o sırada tam tersi neydi? Medyanın tamamı işte bu vesayetçilerden, ordudan, postalcılardan, darbecilerden falan hep onu anlatıyorlar. Ondan yanaydı. İşte hiç varlığı olmayan, buna rağmen işte Erdoğan ve arkadaşları geçti. En büyük yalandı o, biliyor musunuz? Bir, öncelikle şunu söyleyeyim. Hani bu şimdi bu iktidarın, bu gerici iktidarın ısrarla söylediği hiç medyamız yoktu, bizim arkamızda kimse yok dediği dönemde aslında merkez medya denilen, başta Sabah'ı, Hürriyet'i, Milliyet'i, efendim o tarihte Kanal D'si, Show TV'si, NTV'si, Habertürk'ü falan, hepsi aslında Erdoğan ve hareketinin arkasındaydı. Neden? İki nedeni var. Bir, o tarihlerde bütün her şeye rağmen medya özgürdü. Medya özgürdü. Medya gazetecilerden oluşuyordu. Gazeteciler fikirleri ne olursa olsun öncelikle soru soruyorlardı. Sordukları soruların da cevabını yayınlamaktan korkmuyorlardı. Bu bir. İkincisi, her şeye rağmen bu özgür medya tarafsızlık ve demokrasi için mücadele ettiğinden aykırı görüşlere de rahatlıkla yer veriyordu. En önemlisi, üçüncüsü, çok sayıda medya organı, başta cemaat yayınları olmak üzere hepsi bu dinci, ortaçağcı kafanın arkasındaydı ve çok da ciddi bir yaygınlıkları vardı. Şimdi bu koşullarda efendim o zamanın Hürriyet'inin hala söyledikleri yok muhtar bile olamaz, yok işte bilmem ne gibi başlıkların ya da işte o 28 Şubat başlıklarının arkasına sığınıp efendim bizim arkamızda hiç yoktular, hep bizim aleyhimizdeydiler propagandası yaptılar. Fakat şunu çok iyi biliyorlar ki medya çok önemli. Bunun adı televizyon, gazete, radyo, şimdiki gibi sosyal medya, Facebook'u, internet, efendim Instagram'ı, Twitter'ı falan fark etmiyor. Sonuç olarak yaygın dediğimiz medya organları öyle ya da böyle herkesi etkileyecek güce sahip. Bakın hani sabahın 5'inde 6'sında hastaneye giden, ondan sonra ameliyatlara giren, günün nasıl geçtiğini bilemeyen doktorlar, hemşireler diyelim. Ya ameliyata girerken göz ucuyla gazetenin başlığını görüyor. Ne yazıyor orada? Tayyip Erdoğan dedi ki dünyanın en büyüğü oluyoruz. Efendim Türk ordusu dünyaya parmak istiyor. Türk ekonomisi o ilk ona giriyor falan. Etkileniyor kardeşim. Öyle ya da böyle bir şekilde etkileniyor. Şimdi gelelim. Sadede gelelim. Sonuç olarak medya çok etkili bir güç ve bu iktidar bunu çok iyi biliyor. Çünkü neden? Danışmanları Amerikalı, CIA ajanları, cemaatçılar, bütün bunlar organize ettiler. Yani bunların aklının çok erdiğinden falan değil. Yani bu saraydaki Göbels artığı tipler sanki çok akıllılar, çok zekiler de böyle propaganda yöntemleri falan böyle. Hayır efendim, bunların hepsi CIA kitaplarında yazıyor zaten. Oradaki o propaganda teknikleri, beyin yıkama teknikleri, toplumu algı oluşturma, hatta toplumu yönetme, topluma mühendislik yapma yöntemleri bunların o akıllarının alacağı bir şey değil zaten. Onların hepsini alıyorlar. Getiriyor işte CIA ajanları. Onların maşası olan cemaatçılar zamanında. Hepsini getirdiler. Ha şimdi bir şey arada parantez açayım. Cemaat yavaş yavaş geri dönüyor. Çünkü Amerika'da establishment'in temsilcisi olan, yani hakim görüşün temsilcisi olan ekip tekrar iktidara geliyor. Bunlar da çok iyi biliyorlar ki işte bu cemaat dedikleri CIA kuruluşu Türkiye'de yine bu iktidarın akıl ve zekasına göre birkaç tık daha üstü ya. Şimdi onları öyle ya da böyle dikkat edin geri getiriyorlar. Şimdi isimlendireceğim daha ileriki dönemde ama görünen o ki zamanında bu iktidara destek vermiş olan çok da böyle fazla parlamamış ne kadar cemaatçi varsa CIA talimatıyla Biden ekibinin de onlara yön göstermesiyle yavaş yavaş göreve geliyorlar. Bir süre sonra bakın görün Fethullah Gülen için bile ya aslında samimi bir din adamıymış ama o da işte bir takım şeylerin altında kalmış. 3 tane cemaatçi bulup işte onların kanı bozuktu. Böyle yaptılar, şöyle yaptılar filan deyip geçtiler. Çünkü neden? Operasyon bir CIA operasyonu. O halde yapacakları da fazla bir şey yok. Biden da gelmiş. Biden'a karşı da direnecek güçleri yok. Daha önceki videoda anlattığım gibi aman bizi süpürme, ne istiyorsan yaparız modundalar ve zaten onun bütün hazırlıklarını yapıyorlar. Söylemleriyle geliyor. Şimdi gelelim. Bu medyanın, bu gücünün mutlaka ve mutlaka kırılması gerekiyor. Fakat kırılmamasını sağlayan kim biliyor musunuz? Bu medya gücünün. Maalesef ve maalesef kendini muhalefette gören, demokrat, bu ülke sevgisiyle yanıp tutuşan, bunun için çok uğraşan bir takım insanlarımız ve maalesef siyasi partilerimiz. Ben diyorum ki, arkadaş ne işiniz var sizin CNN'de, Ahmet Hakan'da mesela? Kemal Kılıçdaroğlu'na mesela soruyorum. Meral Akşener'e soruyorum. NTV'de ne işiniz var? Habertürk'te ne işiniz var? Ülke TV'de ne işiniz var? Ya da bunların adamlarının YouTube kanallarında ne işiniz var? Şimdi bakın ben size şunu söyleyeyim. Rating falan diyorlar ya. Şimdi onlara baktığınız zaman aslında bu siyasi parti genel başkanlarının danışmanları o kadar çapsız, o kadar beceriksiz, o kadar yeteneksiz ve bilgisiz ki hiçbir konuda kendi bilgileri olmadığı gibi bilgi alma zahmetine de katlanmadıkları için örneğin zannediyorlar ki eğer genel başkanları mesela Kemal Kılıçdaroğlu Bey kalkıp da CNN'e çıkarsa çok daha fazla seyrediliyor. Herkes görüyor ve bayılıyor zannediyorlar. Bakın ha efendim oradan çıkıp da Habertürk'e giderse, NTV'ye de çıkarsa, A Haber'de şöyle bir gözükürse, Hürriyet gazetesinde manşet olursa, sabahın köşesinde yer alırsa zannediyorlar ki çok seyrediliyorlar, çok izleniyorlar, çok beğeniliyorlar. Hayır. Bak kardeşim sen akşam hani o var ya anlı şanlı Ahmet Hakanlar, zartlar, zurtlar filan. Hani o kanala çıktığın zaman o saatte seyrediliyorum zannediyorsun ya. Ha, sen sabah 7'de bana gel ya da Halk TV'ye git. Çok daha fazla seyrediyorsun. Ama bunu bile bilemeyecek kadar çapsız, yeteneksiz, bilgisiz bir ekipleri var. Farkında bile değiller. Bakın aylardır, yıllardır muhalefete soruyorum. Arkadaş 2'de 1 çıkıyorsunuz aptal bak. Hiç alınmasınlar. Aptal şu soruyu soruyorlar. Efendim muhalif gazetelere, televizyonlara niçin kamu reklamları vermiyor? Ulan kafasız. Öyle sorarsan cevap bile vermiyor. Soracağın tek soru var. Reklam verme kriterin nedir? Bu kadar. Halk Bankası Genel Müdürlüğü'ne soracaksın. Hiç öyle bir şeye falan da değil. Partilisin abi. Sayıştay'a sor. Bilmem ne. Git sor de ki arkadaş kriterini söyle bana ya. Halk Bankası. Sen kamu bankası. Benim param orada. Sen benim paramla ayaktasın. Benim adıma bankacılık yapıyorsun. Soruyorum arkadaş diyeceksin ki hangi kritere göre? Sen bir CNN'e reklam verirken, Hürriyet'e sayfa reklam verirken, Akit'e, Yeni Şafak'a, zartına, zurtuna reklam verirken neye dayanıyorsun? Bunu soracaksın. Hayır abi sormuyorlar. Muhalif gazetelere vermeyecek tabii. Adam da diyor ki niye vereyim ulan diyor. Niye vereyim ya diyor sana diyor. Ağzını bile açamıyorsun. Şimdi ben diyorum ki başta siyasi partiler, genel başkanları, milletvekilleri, yöneticileri olmak üzere kendini demokrasi safında gören, özgürlükçü, hukuktan yana, demokrasiden yana, insan haklarından yana, bugünkü gerici, ortaçağ zihniyetindeki iktidarın karşısında kim varsa AKP'nin kontrolündeki kanalların hiçbirine hiçbir suretle çıkmasınlar. Çok merak ediyorum mesela. Muharrem İnce Bey. Şimdi çıkacaksın sen Ahmet Hakan'a. Ne diyeceksin ki beni Tele1, Halk TV çıkarmıyor. Arkadaş sen CNN'desin. Oraya çıktığın için çıkarmıyor belki. Onu düşünüyor musun acaba? Niçin Ahmet Hakan'lara, yok efendim Habertürk'lere, yok NTV'lere çıkıp da partinizi kötülüyorsunuz? Aynı şekilde İyi Partililer, MHP'nin artıkları, oradan kaçanlar. Bu Ümit Özdağ. Arkadaş ne işin var senin? Niçin Ahmet Hakan'a derdini anlatıyorsun? Ara beni. Bakın kendim için söylemiyorum. Örnek vermek. Ara beni de ki ben böyle böyle açıklamalar yapmak istiyorum. Bu iş kötüye gidiyor. Çıkar. Tele1'e de çıkar. Halk TV'ye de çıkar. Adam gibi çıkarsa ama bir muhbir gibi, ihanet eden bir adam gibi çıktığın zaman işte o zaman bu Ahmet Hakangiller gibiler senin peşini bırakmıyorlar. Dikkat edin bakın. Kim ki partisine ihanet edecek, kim ki demokrasiye, özgürlüklere, insan haklarına ihanet içinde olacak bu adamların kanallarına koşuyorlar. Çünkü onlar o zaman çağırıyor. Siz hiç görüyor musunuz mesela başka bir siyasi sizin dışınızda bu ihanet içinde olanlar dışındakilerde Ahmet Hakan Giller'in karşısında tek başına oturduğunu hiç görüyor musunuz? Hayır. Onları bizim kurallarımız böyle grup olarak alıyoruz diyorlar değil mi? Evet öyle yapıyorlar. Ama bak Muharrem İnce, ama bak Ümit Özdağ sizi tek başınıza alıyorlar. Neden? Çünkü canınızın istediği gibi ihanet edesiniz, alçaklık yapasınız diye. Şimdi geliyorum. İlk sayıları zaten 2-3 tane olan. Birisi bizim Tele1'imiz. Birisi Halk TV. KRT çok şu anda belki gözükmüyor. Onun dışında işte birkaç gazete var değil mi? Sözcü, Korkusuz, Cumhuriyet, bir gün işte biraz daha yerele inen işte Evrensel ve sosyal medya. Diyorum ki arkadaş bu yandaş yalaka tetikçi kanallara çıkan bu sayıyorum bakın. NTV, Habertürk, CNN, Star, Show, efendim 24, Ülke, Tele bilmem ne, şu bu, bunlara çıkan. İsterse sizin en beğendiğiniz partinin genel başkanı olsun, ekranlarınızı kapatın lütfen. Ekranlarınızı kapatın. Ben eğer bir kanalın başında olsam, çok net söylüyorum. En demokrat, en insan haklarından, hukuktan yana olduğunu bildiğimi dahil eğer CNN denilen bu programa çıkıp da konuşuyorsa, ne konuşuyorsa konuşsun bakın. Çıkartmama kararındayım. Benim elimde olsun. Onun için çağrı yapıyorum. Diyorum ki ey 2 tane 3 tane televizyon. Çıkartma kardeşim. Sadece bu tam ihanet içinde olan Muharrem İnce'ymiş. Yok efendim Ümit Özdağ'mış ya da işte birkaç tane daha var. Onlar gibiler değil. Hayır. Hakan bilmem Bayrakçı'yı da çıkarma. Ersan Şen'i de çıkarma. Bilmem ne Kalaycıoğlu'nu da çıkarma. Çıkarma kardeşim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir tane milletvekili, İyi Parti'nin, Saadet Partisi'nin, Deva Partisi'nin, Gelecek var, onun, bunun, şunun çıkartma kardeşim. Çıkmayın. Çünkü neden? Bu yandaş yalaka tetikçi medya bütün melanetlerini işlerken asıl beslenme gücünü işte bu demokrat insanlardan, bu vatanseverlerden, bu özgürlükçü insanlardan alıyorlar. Onların verdiği güçle televizyon gibi gözüküyorlar. İşte o Muharrem İnce ya da Ümit Özdağ ya da Öztürk Yılmaz ya da şusu busu ya da Hakan Bayrakçısı ya da Ersan Şer'i bu kanallara çıktıkça onlar da sanki televizyon kanalıymış muamelesi görüyor. Bir de diyor ki ama bak işte herkes. Hayır bakın herkes çıkmıyor. Ancak ve ancak ya tartışma içinde boğmak üzere 5 kişinin karşısına 1 kişi 2 kişi çıkartıyorlar ya da tek başına alıp ihanet etmesi için çanak tutuyorlar. Onun için diyorum ki iki boykot. Bir, hiçbir demokrat, hiçbir aydın, hiçbir muhalif, hiçbir özgürlükçü, insan haklarından yana medeni insan bu kanallara çıkmasın. İki, bu kanallara çıkanları da zaten sayıları 2-3 olan diğer kanallar asla ve kat'a ekranlarına ya da sayfalarında yer vermesinler. Yok böyle numara. Bakın belki son şu 5-6 ay öncesine kadar oraya da çıkar buraya. Diyorum ki bu bir mücadele yöntemidir. Bunu uygulamamız gerekiyor. Ama bunu uygulamak için kişilere gitmemizin çok bir faydası yok. Net söylüyorum. Onun için ben 3,5 olan televizyon ve gazete sayılara 3-3,5 olan televizyon ve gazete yöneticilerine sahiplerine seslenmek istiyorum. Siz başaracaksınız bunu. Siz bu müthiş bir güç sağlamayı sizin kararınız etkileyecek. Siz diyeceksiniz ki arkadaş buralara gidenler benden değil. Ben çıkarmıyorum. Çünkü neden? Bakın. Efendim bazıları diyor ki ya oraya da çıkıyoruz o insanlara. Hayır. Bakın onlar sizi onun için çıkartmıyorlar. Demokrat oldukları için, objektif davranmaya çalıştıkları için, demokrasinin ve hukukun kurallarını uyguladıkları için çıkmıyorlar. Sizin canınızı okumak için ya da ihanet etmeniz için çıkarıyorlar. Bunu bilmek gerekiyor. Ha, aynı bilinçte olan muhalif kanal ve medyaya diyeyim tamamı. Onlar da aynı şekilde abi oraya çıkıyorsan yoksun benim için desin. Bakın Türkiye'de çok ciddi bir muhalif hareket başlatmış olacağız. Aksi takdirde süreç uzayacak. Uzadıkça lastik gibi uzayacak, uzayacak. Ve biz hep bu kısır döngünün içinde belki kalacağız. Ve ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu gidişte Biden'ın da desteğini alırsak ki onu almak üzere bütün güçleriyle çalışıyorlar. İnanın bakın bu iktidardan, saray iktidarından artık AKP iktidarı da demiyorum. Çünkü AKP diye bir parti yok artık. Öyle bir şey yok. O sadece tabela atsın diye sağda solda var. Çünkü bir altyapı gerekiyor. Bir oy anında bir partiye oy verilmesi gerekiyor. İşte oradaki kurşun askerler dursun diye. Saray iktidarı ömrünün sonuna kadar orada kalır. Evet. Bugün bu çağrıyı yapmak istedim. Bilmiyorum. Ben çok umutlu değilim. Yani çünkü önce şeyler uymamaya çalışacak. Bir de tabii bu televizyonlarda, gazetelerde yani sonuçta düşünecekler. Canım CHP ile ilişki, İYİ Parti ile ilişki, onunla ilişki, bununla ilişki, milletvekili falan. Ama diyorum ki herkesin en azından aklına girsin. Mücadele her alanda olmak zorunda. Ben bugün bir tanesini söyledim. Diğerlerini de önümüzdeki günlerde zaten paylaşırız. Evet, bugünlük bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyilikler, esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.